Söyle. Biliyor musun ki estetik yaşı, özellikle burun estetiği yaşı kaça düştü? Kaç? 15 desem inanır mısın? Nerede? Evet. 15 yine en çok şikayetçi olunan bölge bir araştırmayla ortaya çıktı. Buna göre burun, Türklerin neredeyse yarısı vücudunun neresini estetikle düzelttirmek istiyor. Özellikle bu öz çekim, pandemi hikayesinden sonra bu estetik ve burun estetiği çok biliyorsun. Bunun yaş sınırlaması yok mu peki ya? Allah Allah. 15 işte, bakın, ha, belki çocuğunu götürüyor. Ha, başka bir şey. Belki falan. Sağlık sorunuyla ilgiliyse. Aynen öyle, doğru söylüyorsun. Var mı acaba estetiğiniz? Evet. Nerede? Burnumda. Neden yaptırdınız? Yani gerekliydi, yaptırdım. Burnunuzdan memnun musunuz? Hayır, değilim. Estetik yaptırmak ister miydiniz? Burnum için evet, yaptırmak isterdim. Bizim genetik etnik kökenlerimizden biraz hani. Kimi büyüklüğünden, kimi yamukluğundan şikayetçi. Türklerin neredeyse yarısı burnundan memnun değil. Annem beni hokka burnum diye seviyor. Her sevdiğinde o gülmeye başlıyor, ben ağlıyorum. Bu burnu nasıl düzeltebilirim? Memnun değilsiniz yani. Kesinlikle değilim. Türkiye'de estetik yaptırma yaşı 14-15'e kadar düşmüşken dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Buna göre Türkler en çok burnundan muzdarip. Çünkü araştırmanın sonucuna göre Türklerin %47,5'u burnundan estetik yaptırmak istiyor. Çünkü çok dik duruyor. Yani şöyle yaptığın zaman daha güzel duruyor. Kemik oluyor, ondan olabilir. Araştırmaya katılanların %19'u göğüs estetiği, %14,7'si botoks, %10,7'si dudak dolgusu ve %5,7'si de karın giderme estetiği yaptırmak istediğini belirtti. Bence her insan kendi gibi olmalı ya. Kadınların şu an tek muhabbeti estetik, yaptıran yaptırsın. Yani kadın erkek ayırt etmeden Türklerin büyük çoğunluğu estetik yaptırmaya yatkın. Daha kalkık falan olabilir. Estetik yaptırmayı düşünür müsünüz? Belki bir gün. Benim burnumda biraz hani olurundan biraz daha büyük. Yani kimine... Ne kadar büyük? Bir bakabilir miyim şöyle? Tabii, buyurun. Şöyle biraz büyük herhalde. Biraz büyük. Rahatsızlık veriyor mu size? Yani yeri zaman. Sen burnunu yaptırmayı hiç düşündün mü Murat? Yo, Rabbim zaten yapılı gönderdi evet, bana. Aynen, o kadar güzel ki benim var. Maşallah. Ama iki gün sonra bir yumruk falan aman yemeyelim. Aman Allah korusun. Ya Rabbim. Bak şöyle gir olmaz. yakın gir. Bak şu kıvrıma bak, şu duruşa bak. Böyle bir burun yok literatürde yani şu an. Evet. Murat Güloğlu burnu diye bir şey var. Var Kenan mı? İmirzalıoğlu'na biraz benzer. Şöyle yandan yapınca. Ama yaş ilerlesi şu düşüyor, onu ben anlamadım. Bak bir operasyona gerek var mı sence? Şuradan mı kaldıracaklar? Tabii şöyle yani böyle şeylerle. Çengel. Hani, ne, yok, iple. İğnelerle falan kalkıyor ya. Yok ya, böyle yüzü açmak için yapılan şeyler var. Benim de estetik yok burnumda. Ha bak aynen. Evet, benim de yok. Ha yaptırabilir miydik? Biz televizyon yüzleriyiz yani. Yaptırabilirdik normal şartlarda böyle bir takım şeyler ama. Gerek yok ki. Şimdi ihtiyaç doğrultusunda oluyor ve kendini gerçekten biraz daha sevip öyle bazen de mükemmel olmayan görüntülerinde senin karakteristik özelliklerin olmuyor mu? Kesinlikle oluyor. Ama yani o virüs de insanın içine girdi mi arkadaş, aynaya her baktığında o buruna odaklanıyorsun. Bazı arkadaşlar yaptırıyor. Ya bazı insanların psikolojisini ciddi anlamda etkiliyor. Yani özellikle bir de nefes almayı falan etkiliyorsa hani o çok zor bir şey sağlık anlamında. 3-4-5 defa bu nesneti olanlar ayrı, var. Onlar ayrı, canımız feda bir şey değil de. Bir taraftan da o kadar hani bizde bu sektör çok canlı ve hani üretken ve her yerde bir şekilde yapılabiliyor ya. Hani evet. Merdiven altlarını falan yani bu konuda gerçekten iyiyiz. Avrupa'dan, Orta Doğu'dan tipler geliyor falan filan. Dolayısıyla böyle de hani olunca... Yani şurada bir geri vereyim kliniğe de şunu yap yani olabiliyor evet, herhalde ama 15 yaşa düşmesi, en, 14 yaşa düşmesi falan biraz can sıkıcı. En kolay yapılan karar verilen ameliyatlardan biriymiş burun, bu arada. Yani. Ne yapıyorlar? Kırıyorlar, dan, dun, hayır, pat, hayır. Küt. Yani kişinin kendi şahsi karar olarak verdi. Yani yüz estetiğimi işte başka bir herhangi bir estetik mesela deyince burun en kolay yapılası bir gibi geliyormuş. Çok şey ya, ben evet, tırsarım açıkçası. Sevgilimize soralım gerçekten evet. Var mı öyle burun estetiği yaptırdım, yaptırmayı düşünüyorum ya da her gün burnumla ilgili bir sorun aynaya baktığımda yaşıyorum diyen ya da çok seviyorum diyen. Efendim yazın çizin bizlerle paylaşın lütfen. Evet.